Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz bahçeme, kanalıma, Belçika'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sonunda artık bize de yaz geldi. 21 Haziran'dan sonra genelde buradaki halk yazın geldiğini söyler. Hep böyle hani ilk yani mevsimin ilk ayının 21'i burada hep mevsim geçişi olarak kabul edilir arkadaşlar. 21 Haziran'la birlikte artık bizim de gördüğünüz üzere şöyle koyu bir güneşimiz çıktı ve şu güzellikleri sizlerle Türkiye'ye gelmeden önce doya doya paylaşmak istedim. Türkiye'ye gelmeden belki birkaç gün önce bir canlı yayın açabilirim. Biliyorum canlı yayını kaçıran çok arkadaşlar oldu. Özellikle çalışan arkadaşlar, vardiyalı arkadaşlar. Sizler için de ve diğer arkadaşlar için de bir canlı yayın daha açabilirim. Neden olmasın? Bu canlı yayında da bol bol sizlerle sohbet edebiliriz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi öyle bir planım var bakalım. Çünkü canlı yayınlar arkadaşlar çok yoruyor. Bakın arkadaşlar, Superbang'ın altından yavruları geliyor. Pink Witch'in altından da yavruları geliyor. Ve belki birçoğunun çiçeğini göremeyeceğim ama çok da böyle gönül rahatlığıyla arkadaşlar bahçeyi Allah'a emanet edip Türkiye'ye geleceğim. Çünkü artık uzun bir kışın ardından böyle bir yaza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizim gibi soğuk ülkelerde yaşayan arkadaşlar beni şimdi çok iyi anlayacaklar. Bizim burada çok sert bir kış yaşadığımız gibi böyle yazın gelmesinde dört gözle bekliyoruz. Bu arada Deniz Çiçekçilik Gülcan Hanım'dan, daha doğrusu Gülcan Hanım'dan ben bir kutu almıştım arkadaşlar. Kendisi de bu uyku yoncasının alacalısını bana hediye koymuş. Tek yaprakta arkadaşlar, bakın alıştı. Ben şimdilik bunu buraya diktim ama bunu buradan çıkarırım. Şunun ikisi böyle çok güzel duracağını düşünerek dikmiştim. Bu da büyük bir kaktüsüm. Bunu çok seviyorum. Bunun özelliği böyle kırmızı kırmızı çizgili olması. Tabii ki bu videomuzun konusu kaktüsler değil ama kaktüs seven arkadaşlarım da var. O nedenle kaktüslerle başladım. Fakat arkadaşlar, canlı yayından beri ben devamlı ekme dikme, toprak alma, saksı alma, bu işlerle ilgileniyorum. Bir yandan da Türkiye'ye gelmenin heyecanıyla arkadaşlar, misafirliklerim oluyor. Perşembe günü de arkadaşlar Almanya Köln'den Hatice abla gelecek. Onun da kanalı var biliyorsunuz. Kendisi bana ev hayırlamaya gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ben de kendisinin kızının kına gecesine gitmiştim. Yine Gülcan abladan gelen Viryagata yılbaşı atlası arkadaşlar. Biraz güneş alsın diye onu da buraya çıkarttım. Ay, bu arada kendi gölgem düşüyor. Ama buraya da alıştı arkadaşlar. Çünkü sıcak bir iklimden bana geldi. Bu da aynı saksıdan çıkmıştı arkadaşlar. Ve kolay değil buraya alışmaları ama kalanşolarım müthiş açıyor arkadaşlar. Müthiş. Yani belki videolarımda ara ara paylaştığım haliyle şu anki arasındaki şu çiçeklenmesini görmenizi çok isterim. Çok güzel, çok harika arkadaşlar şu kalanşolar. Ya bunların bakımını anlatırım yine. Aslında bu kalanşolarla da birlikte bir canlı yayın açabilirim. Neden olmasın? Kalanşo almayacağım, almayacağım dedim arkadaşlar. Aldım, dayanamadım. Çünkü bizim burada çok var. Bir de kalanşolar beni seviyor aslında. İstilacı diyor ya Sare abla bazı bitkileri, onun gibi. Bakın arkadaşlar, sizlerle birlikte dikmiş olduğum İoniumlar hep kök yapmış durumdalar. Şimdi size neler anlatacağım. Bu arada arkadaşlar, ben dikimlerini yaptım. Evet, bazı kutular karışmıştı. Onları ayırmaya çalıştım. Şimdi her yere bir şeyler dikmeye çalıştım. Çünkü malum arkadaşlar, hepimizin derdi yer problemi. Ve yer problemi nedeniyle de mümkün olduğunca hani yerleştirmeye çalışıyorum. Şimdi burada yine bebeklerim var benim. Bahçe turu yapmayacağız. Neleri nereye diktiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada bir grup abundant roz var arkadaşlar. Abundant roz. Şu elimle gösterdiğim şu Jasmine hobilerinden, diğerleri Squelant Daylight'tan arkadaşlar. Bu da dört kök var ama dördü de aynı tür.
Ay Allah'ımıza binlerce kere şükürler olsun. Bugün işte çekim yapıyorum arkadaşlar. Sırtıma böyle güneş geliyor ama bizim buradaki sıcaklıkla Türkiye'deki arasında çok büyük fark var. Onu da söyleyeyim. Neden arkadaşlar? Çünkü biz kuzeydeyiz. Güneş ışınları bize daha dik ve daha kısa mesafeden geldiği için biz 24 dereceyi arkadaşlar böyle 30 derece gibi hissediyoruz diyebilirim size. Bakın şu güzelliklere. Bakın arkadaşlar, benim sevgili sukulent Fatma ablacığım bana o kadar güzel özel türler hediye göndermiş ki şimdi sizinle onları da paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şuradaki özel türler hep sukulent Fatma'dan arkadaşlar. Bakın lavli roz bile koymuş. Yani şu gösterdiklerim isimlerini şimdi yanlış söylemek istemiyorum. Bakın bu Pink Dona diyeceğim geliyor arkadaşlar, değil. Ay unuttum. Evet unuttum. Primadonna, Primadonna arkadaşlar. Bunlar hep arkadaşlar çok sevgili, değerli, kıymetli benim Fatma ablacığımdan. Fatma ablacığımı tanırsınız. Kendisi Kayseri'de ve bu güzellikleri bana göndermiş arkadaşlar. Allah razı olsun. Ne diyeyim ki? Allah hepinizden razı olsun. Kanalımı izliyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Koyu bir gölge. Bu da arkadaşlar sukulent Fatma'dan almış olduğum bir İyonium. Bunun da hani dalları kargodan dolayı arkadaşlar kırıldı. Aslında Fatma ablamla biz çok üzüldük. Çünkü arkadaşlar kargo kutumun üstüne oturmuş bir kargocu mu diyeyim, kim diyeyim? Kargo kutusu hasarlıydı arkadaşlar. O nedenle biz kurtarabildiğimizi kurtardık. Şu turuncuyu da Sukulent Daylight arkadaşlar bana hediye göndermişti bunu. Bu çok güzel bir tür. Buna da böyle çok çok ne bileyim severek bakıyorum. Çok o rengi çok güzel, değil mi? Bakın bunlar hep Sukulent Fatma'dan bana hediyeler arkadaşlar. Ve Neşeli Sukulan Neşe ablamdan almış ol, daha doğrusu hediyesi bu, öyle söyleyeyim. Neşeli Sukulan Neşe ablamın hediyesi bu güzel Linguas palmiye gibi. Bunu da bu süt güğümüne diktim. Bu da benimkiydi arkadaşlar. Benimkini de böyle bir saksıya ayırdım. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Aldım derken hani şu Fatma ablanınkileri dikebilmek için bu dev bebeğimi bu küpe aldım. Bunu da biliyorsunuz benim renkli para ağacım vardı. Şunun şu tümörlenmelerinin büyüklüğü. Rengi çok güzel arkadaşlar bunun. Çok güzel böyle kahverengi, turunculu, kırmızılı böyle çizgileri var. Şimdi aklıma geldiği kadarıyla size çekeceğim. Çünkü çok var. Bakın Fatma ablamın gönderdiği Pink Primadonna'nın bende bir de anacı var arkadaşlar. Şimdi bahçede her yere bir şeyler diktim. Çünkü biliyorsunuz bir de bunun kışı var. Bu da benim de arkadaşlar. Bu benimkini de yine o ayaklı saksıdan çıkartıp buraya aldım. Az önce de bir sürü toplantılarım vardı. Toplantıları bitirdim. Aslında size bir dikim videosu paylaşacaktım ama sonra baktım ki toplantılardan vakit kalmayacak arkadaşlar. Çünkü bu videoyu çekip hemen kanala atıp Türkiye'ye hazırlık işlerime devam edeceğim. Bu da Neşe ablamdan arkadaşlar. Şu da Neşe ablamdan. Arkadaşlar bu kul tasarımdan. Blue Giant. Bu çok güzel. Muhteşem. İnşallah bu da buraya adapte olacak. Bunu da böyle bakır antikama yerleştirdim. Ha bunları Flora Lux'tan kesme çiçek alıyorum demiştim ya arkadaşlar. O şekilde diktim. Bakın White Ghost'larımı da diktim. Arkadaşlar ekim dikim videolarını paylaşamadım. Çünkü eğer ki paylaşmaya kalksaydım hiç işim bitmiyor. Çünkü malum çok işim var şu anda. Bahçe işleri, Türkiye geliş işleri, misafirlikler, okul toplantıları gibi gibi arkadaşlar. Bu güzelimin. Yalnız bunun videosunu çekeceğim. Bu videoyu kanal attıktan sonra ev işlerimi toparlayıp size videosuz bırakmamak adına bir güzellik dikeceğim. Bunları da buraya topladım arkadaşlar. Çünkü saksı arttırmam gerekiyor. Aa bir de şey. Çok pardon unutuyordum az kalsın. Ben tekrar diğer saksının başına gideyim. Kul tasarımdan arkadaşlar Gucci aldım. Özellikle Gucci'yi hani nasıl söyleyeyim çok özel bir tür olduğu için ve çok yavaş büyüdüğü için arkadaşlar Fatoş Hanımcığım bana bunu özel büyüttü arkadaşlar. Şu Gucci'yi bana özel büyüttü. Şimdi güneş geldiği için parlıyor. Tabii ki bu daha büyüktü ama hani uzak mesafeden geldiği için alt yapraklarını aldım. Bunu ayrı bir saksıya alacağım. Bunun renklenmesi müthiş.
Ben Instagram'da paylaştım. Instagram'daki sayfama girip bakabilirsiniz. Gucci arkadaşlar çok değerli, çok kıymetli bir tür. Bu arada şunun renklenmesini de tekrar görün isterim. Şahane. Güneş şimdi çok parlak geldiği için ekran belki siyah çıkıyor olabilir. Bu arada bu tostik ne renk açıyor? Arkadaşlar bu galiba sarı açacak. Canlı yayında da zaten sizinle birlikte fark etmiştik biliyorsunuz. Şimdi daha nelere neler, nerelere neler diktim. Bunlar güneşlensin diye buralara çıkarttım. Esmacığımdan gelen, Esma Odabaş'tan gelen kalp kalbe karşılar ve Siboldiler arkadaşlar. Ve Sukulent Fatma'dan Variegata tesbih çiçeği almıştım. Onu da buraya koydum. Bu arada Nurçin Çobanoğlu arkadaşlar bana kaktüsler göndermişti. Kutunun bir kısmını açmıştım, bir kısmı kalmıştı. Çünkü kaktüsleri daha rahat bir şekilde açıp onların yavrularını kopartmak istemedim. Bu kalpli desenli astro kaktüsü aldı arkadaşlar. Sağ olsun. Ben hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Nurçin'cim de Almanya'da. Kanalım sayesinde tanıdığım çok güzel, ender insanlardan bir tanesidir. Bu astro kaktüsün yanında arkadaşlar başka hediyeleri de var. Yani ne diyeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Bu sevgiseli karşısında ben de hepinizi çok seviyorum. Ve burada aldığım başka yeni kaktüslerim de var IKEA'dan. Patlıcanımı diktim ve arkadaşlar bakın buralara hep yeni gelen sukulentlerimi diktim. Para işlerimi buraya koydum. Yine Neşe ablamdan aldım. Bu Frosty'nin Kristat'ı arkadaşlar bakın. Yine Esma Odabaş'tan ve Sukulent Fatma'dan. Yine Sukulent Fatma'dan arkadaşlar. Bu da Sukulent Fatma'dan. Yani hangi birini sayayım ki arkadaşlar? Hepsi şahane güzelliktekiler. Kul tasarımdan da aldığım var. O kul tasarımı arkadaşlar şu. Bu iyonyum. Bu da güzel renklenecektir. Renklenmesini bekliyorum. Para ağaçlarımı zaten biliyorsunuz. Bunlar hep Türkiye'den gelenler. Arkadaşlar bunların böyle olduğuna bakmayın. Bunlar düzelecekler. Bunlar çünkü uzun zamandır kargoda bekliyor. Bunlar Rainbow'lar arkadaşlar. Şu güzellikler hepsi şahane. Yani tüm satış yapan arkadaşların eline emeğine sağlık diyorum. Bakın bunlar da Neşe abladan. Bu Aysel'in çiçeklerinden. Ondan sonracığıma. Bu da Palli'ydi arkadaşlar. Yani böyle olduğuna bakmayın. Bunların hepsi toparlayacak. Bu da Supiya. Biz buna Safiye diyoruz. Neşe ablamla birlikte. Şirek ağaçlarım da burada. Bu tarafta başka neler vardı? İyonyumlarımı diktim yine. Şu arkadaşlar bakın. Nurçin'in bana göndermiş olduğu arkadaşlar kaktüsler. Kaktüsleri de diktim. Bir tane de Sereus kaktüs var. Onu da bahçenin diğer kısmındaki bir saksıya dizdim arkadaşlar. Diktim daha doğrusu. Bakın yine Neşe ablamdan arkadaşlar bunlar. Hep neşeli sukulardan. Bunlar renklenecekler. Şu anda buraya adapte olmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Şurada da kaktüsler var yine. Hep bana hediye bunlar. Ve arkadaşlar Fener Abitülonum'un şu güzelliğine bakar mısınız? Şu pıtır pıtır çiçek dolu. Bu arada güneşten dolayı karanlık çıkıyor olabilir ama yani güneşimiz ilk defa bu kadar güçlü ve koyu. Yani bir günde sukulentler bayağı bir fark etti arkadaşlar. Dün de bu şekildeydi. Bu arada bu kaktüsümün arkadaşlar bunları ben tamir ediyorum ama kuşlar yiyor bakın. Yemiş. Ötekini de yedi. Bu kırmızı açan bir Ekinopsis arkadaşlar. Ekinopsis'in de her yeni rengini biliyorsunuz bulup bahçeme koymak istiyorum. Bunlar da bir önceki sevkiyatta gelenler. Bunlar Ütopya Çiçek Evi Nurcan Hanım'dan geldi. Başka kimden gelmişti? Aysel'in çiçeklerinden hepsinden var arkadaşlar. Bakın Undulata'mın şu güzel rengine. Muhteşem oldu. Hele ki arkadaşlar şu lolalarıma bakar mısınız? Şu lolaların güzelliğine, büyüklüğüne maşallah subhanallah ne diyebilirim ki? Yani şu güzellikler biliyorum şu anda güneş biraz kuvvetli geliyor ama biz bu güneşi o kadar çok bekledik ki o kadar dua ettik ki sonunda bize de güneş geldi ve ben Türkiye'deyken havalar daha güzel olacakmış haberini aldım tabii ki haberlerden. Bakın şu güzelliklere, şu Ghosty'min saksısına bakar mısınız? Arkadaşlar o kadar güzel ki, o kadar büyük ki, kocaman kocaman böyle. De biliyorum ışık biraz güçlü geldiği için ekran karanlık çıkabilir ama eğer öyle çıkıyorsa da kusuruma bakmayın. Çünkü
Arkadaşlar vaktim kalmadı. Dediğim gibi Perşembe günü misafirim var. Yarın temizliğim var. Ondan sonra Çarşamba günü ev hayırlamaya gideceğim. Perşembe misafir var dedim. Cuma Türkiye için market alışverişim var. Hediyelik alışverişlerine devam. Cumartesi de yine valiz hazırlıkları, araba hazırlıkları, arabaya ne koyacağım unutmayayım. Ve pazar günü de yolluk arabaya işte yiyecek hazırlama arkadaşlar. Tabii ki yoldan da yediklerimiz oluyor ama yine benim yaptığım yiyecekler de arabaya konuyor. İçecekler falan filan yani. İş bitmiyor arkadaşlar. O nedenle ben çekebildiğim videolarımı çekmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi şimdi gurbetteki arkadaşlar beni çok iyi anlayacaklardır. Maalesef çok yoğun olduğum için arkadaşlar ekim dikim videolarına vakit ayıramıyorum ama kaktüsümünkini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çünkü onu böyle yeni toprağında buluşturup o şekilde gelmek istiyorum. Arkadaşlar canlı yayından beri sukulentlerimde gözle görülür hızlı bir büyüme var. Öyle söyleyeyim. Çünkü bizim burada mevsim çok güzel. Yani sukulentlere çok uygun bir mevsimimiz var bizim ama tabii ki yağmurlar biraz daha az yağsa daha güzel olacak. Ama renkler burada olup da görmeniz lazım benimle birlikte. Bakın canlı yayından beri büyüdüklerini şundan anlayabilirsiniz. Çünkü geçenlerde de yine bahçe turunda da göstermiştim. Bunlar da arkadaşlar Aysel'in çiçeklerinden şu güzellikler. Belki de ben Türkiye'den döndüğümde arkadaşlar size canlı yayınla tekrar bahçeyi gösterebilirim. Çünkü yani 2 günde bu kadar büyüdüler. 2 günde güneş çıktı böyle oldu. Yani döndüğümde düşünemiyorum. Bu saksımı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu yağmurda kalan devamlı yağmur suyu altında alışık olan arkadaşlar saksım. Hepsi ne kadar büyüdü. Şu güzelliğin rengine, şunun muhteşemliğine. Ve dediğim gibi dikimlerimi yapmaya çalıştım. Bu arada yine Nilüfer'im çiçek açmış arkadaşlar. Şimdi görüyorum sizinle birlikte canlı yayında tomurcuk halindeydi bu. Bu saksıydı arkadaşlar. Burada biliyorsunuz benim purple pearl'lerim vardı. Bunları birleştirdim. Neşe abladan gelen süper bulmalarımı da buraya diktim. Ve Greenovia'larımı da şöyle bir toprağa yerleştirdim. Çünkü ben şimdi birazdan arkadaşlar yine bir toprak hazırlayacağım ve özel türlerimden yapraklar alıp bebekler olması için bahçeye konumlandıracağım. Ben Türkiye'deyken artık bebekler olur diye şöyle bir dua edeceğim arkadaşlar. Bakın şu güzelliğime benim. Bunu da ayrı bir saksıya almak istiyorum. Bakalım. Bu saksılara hep bakım yapmam lazım. O nedenle arkadaşlar video çekemeyeceğim. Çok özür dilerim. Yani hepsini videosunu çekemeyeceğim. Bakar mısınız şu opuntianın rengine, muhteşemliğine? Şöyle bir açsın da ortam şenlensin. Ve arkadaşlar diktiğim çok şey var. Bahçenin her tarafına yayıldı. Ama dediğim gibi. Aa, bu da Esma'cımdan. Esma o da baştan arkadaşlar. Özel bir atlas. Bir tane daha vardı. Onu da diktim. Yine Neşe ablamdan olan vampirler arkadaşlar. Onlar da burada. Ve şu güzelliğim. Şu güzelliğimi. Bakar mısınız? Muhteşem. Çok güzel. Çok beğeniyorum bunu. Ve arkadaşlar İşler bitmiyor. Yani diyorum ki çimlere de bir çayım öyle gideyim Türkiye'ye diyorum ama maalesef yetiştiremeyeceğim herhalde. Çünkü çok yoruldum. Artık bu son 2 haftadır Türkiye'ye gelme hazırlıklarından dolayı kilo bile kaybettim arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Ha bir saksımı daha göstereceğim. Unutmayayım. Bilge Cancım'dan da var. Bu da Esma Oda baştan arkadaşlar. Çok kıymetli, güzel, değerli bir kaktüs bu da. Şöyle gidelim. Beni Bilge Cancım Aysel'den zincir atlasla bir tane sarkan kaktüs almış arkadaşlar. Yılan kaktüs. Onları da şöyle göstereyim size. Çok çok teşekkür ediyorum. Evim doldu taştı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bilge canım benim. Bir tanem canım benim. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu kanala atayım. Nilüfer bitmeyen işlerine devam etsin. Sonrasında da arkadaşlar eğer ki vaktim kalırsa dediğim gibi bugüne bir video daha çekip yarına yayına alıp ondan sonra hani çekebildiğim kadar videoları çekeyim. Sizler de izleyin. Çünkü hem video çek hem iş yap hem özel hayata koş hiç zor yani kolay olmuyor. Ve sesimden de anlayacağınız üzere çok yorgunum. Diyeceksiniz ki Nilüfer hep yorgunsun. Çünkü arkadaşlar
Bitmeyen bir işlerim var. Yani her gün evde olmuyorum biliyorsunuz. Okula gidiyorum. Bugün de okul toplantılarım vardı. Okul toplantılarımı bitirdim. Sabahtan beri öğretmenlerle tek tek görüşmelerim vardı. Ve çıktım bahçeye, size video çekiyorum. Ve böyle güzel güneşli bir Belçika gününden hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyilik yapanlarınız bol olsun. Eğer göstermediğim, unuttuğum varsa da çok çok özür dilerim çünkü o kadar çok çiçek aldım, o kadar işte kutuları ayıkla dik, ayırmaya çalış kim kimdendi. Ancak arkadaşlar böyle hatam olabilir, yanlış söyleyebilirim kimden ne aldığım ama hepinizi çok seviyorum, tüm satışçı arkadaşları. Ve iyilik yapanlarınız bol olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.